Merhabalar sevgili dostlar. İnsanın kendisinin daha iyi bir haline doğru seyahatinin 8 adımını konuşuyoruz. Önce niyet etmek lazım dedik. Yani harekete geçirici bir karar vermek ve harekete geçmek lazım. Arkasından çaba göstermek, yani gayret etmek lazım dedik. Sonra zamanı geldiğinde bu gayretlerin neticesinde bir cesaret adımı atmak lazım dedik. Cesaret adımı atınca basiretimiz, yani görüşümüz gelişiyormuş. Ondan bahsettik ve bu basiret genişlemesinin sonucunda da bazen yeterince basiret birikirse feraset dediğimiz o kimsenin göremediği şeyleri görebilme, kimsenin fark edemediklerini fark etme yeteneği insanda adeta otomatik olarak gelişiyor dedik. Böyle bir iddiamız oldu. Peki feraset sahibi olan insana eşlik eden bir şey olması lazım dedik. O hiç kimsenin göremediği şeyleri gören insanlara neler olur az sonra demiştik. Düşünelim bakalım. Siz şu anda hiç kimsenin görmediği bir şey görseniz ve bu hani hortlak gibi falan da bir şey olmasa, size böyle yeni bir yol açılsa, çok güzel bir manzara görseniz, harika bir fırsatın resmi gözünüzün önünde belirse, nasıl bir haleti ruhiye içinde olursunuz bir düşünün. Bunun dilimizde çok kullandığımız, çok iyi bildiğimiz ve orijinal anlamını hemen hemen hiç kaybetmemiş olduğundan benim her zaman çok sevinç duyduğum bir kelime var. O kelime hayret. Hayret kelimesi ilginçtir. Aslında şaşkınlık yerine kullanıyoruz çoğu zaman ama hayret kelimesi üzerine biraz düşündüğümüzde hayret biraz daha farklı bir şey. Şaşırma ya da sürpriz duygusu bütün canlılarda hemen hemen görebileceğimiz bir şeydir. Sürüngenlerde bile hayret değil de şaşırma duygusu tetikleyebilirsiniz. Bak benim bile arada bir şaşırma yerine hayret kullanmam mümkün olabiliyor. Halbuki ikisi farklı. Mesela bir maymuna plastikten bir muz verirsiniz. Bu yapılıyor, bu deneyler. Maymun tabii muzu görünce direkt atlıyor. Tam yemeye çalışıyor, bakıyor ki bir tuhaflık var. Sonra plastik. Böyle bakıyor, vuruyor bir yerlere. Yiyemeyince atıyor ve yoluna devam ediyor. Aynı deneyi 5-6 yaşlarında bir insan çocuğunda yaptığınızı düşünün. Bir çocuğa verirsiniz bir plastik muzu. Alır, yemeye çalışır, yiyemez ve sonra kaldırır ve bunu kim yaptı diye etrafına bakmaya başlar. Yani bunun bir müsebbibini arar, arka planına geçmeye çalışır. İnsanda şaşırma duygusu, yani bir şeyin beklentilere aykırı olma hali, böyle bir durum yaşaması insanda hemen sorgulamayı tetikler. Ve bu sorgulama yeni bir hareket başlatır insanda. Soru sordurur, baktırır. Ve fevkalade, yani alelade olanın üstünde, ondan farklı olarak meydana gelen bir şey, insanda yüksek bir araştırma aktivitesi, yüksek bir duygulanım durumu oluşturur. İşte biz bu yüksek duygulanım durumuna sıklıkla hayret diyoruz. Sürpriz ya da şaşırma devresinde kalan ne oluyor? Mesela bir şey alıyorsun, aa bu elmaymış diyorsun, bakıyorsun elma değil taş çıkıyor, atıyorsun, elma aramaya devam ediyorsun. Bu basit sürpriz devresi ama elma zannedip aldığın taşı, ya ne enteresan bu taş ne kadar elmaya benziyor. Acaba doğal mı, yapay mı, kim yaptı bunu falan filan diye sorgulamaya başladığında aslında sadece şaşırma değil, bunun üzerine hayret duygusu yaşadığımızda gayet rahat söyleyebiliyoruz. Şimdi geçmişe dönüp kendi hayatlarımıza bir bakalım isterim. Ne kadar gün hatırlıyoruz acaba şimdiye kadar yaşadığımız günlerden? Ve bu hatırladığımız günlerin ortak özellikleri neler? Bir, büyük acılar yaşadığımız zamanları unutamayız. Bunları çok iyi hatırlarız. İşte çok sevindiğimiz zamanları unutamayız. Ama en çok unutamadığımız günler ve anlar hayret ettiğimiz anlarla alakalıdır. Hayret ettiğimiz anlar zihnimizde çok derin bir kayıt oluşturur. Ve bu kayıtlar belki çoğu Alzheimer vakalarında da görmüşsünüzdür. İşte internette videolarda geziyor. Böyle çok hayret ettikleri konular onlara hatırlatıldığında, özellikle müzik ve sanat aracılığıyla bu hatırlatma süreci gerçekleştiğinde bir anda adeta hayata geri döndüklerini görebiliyorsunuz. Oysa hayret duygusu insanı çok derinden etkileyen, zihninin ta derinliklerine kazınan deneyimler yaşamasına sebep olur. Dolayısıyla yolculuğumuza geri dönelim. Biz basiretten ferasete, ferasetten hayrete geçtik. Hayret bize ne yapacak? Hayret basamağının bizim için ne faydası var? Hayret basamağı bir kere yüksek bir duygulanımdır. Arkasını araştırmaya sebep olur. Ve hayret duygusu kendi kendini arttırmaya meyillidir. Yani eğer bir konuda hayret yaşadıysanız, o konunun daha ileri düzeylerine giderek hayretinizi arttırma noktasında ekstra bir gayret geliştirmeniz çok olasıdır. Dolayısıyla feraset sahibi olduktan sonra yaşanan içsel hayret duygusu insanı tekrar gayret etmeye, tekrar cesaret etmeye, tekrar daha farklı işte görüş açıları geliştirmeye ve daha farklı ilhamlar yakalamaya şekillendirecek çok enteresan bir süreç.
O yüzden ben her zaman bu niyet, gayret, cesaret, basiret, feraset döngüsünün doğal bir sonucu olarak hayret basamağını her zaman ilave ederim. Eğer bugün şimdiye kadar hayret etmediyseniz, bugünü bir daha hiç hatırlamayacak olma riskiniz var. Ve bir gün eğer hatırlanmayacak şekilde yaşandıysa, biliyorsunuz yaşanmasıyla yaşanmaması arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla eğer hiç unutmayacağınız bir gün yaşamak istiyorsanız, bugün içerisinde bir hayret yaşamaya gayret edin derim. Peki hayret durduk yerde yaşanır mı? Vallahi size bir şey söyleyeyim. Etrafınızda bulabileceğiniz en alelade nesneyi bulun. Ona sadece 2 dakika boyunca daha önce hiç görmemiş gibi bakın. Burada bir bardak ve içinde biraz su var. Bu bir bardak suya 2 dakika boyunca daha önce hiç su görmemiş gibi bakabilirseniz eğer, zihninizin nasıl basiret kapıları açtığını, nasıl feraset farkındalıkları yaşadığını ve nasıl hayretler ürettiğini bizzat görebileceksiniz. Denemesi bedava, 2 dakika hiçbir şey yapmadan en alelade gördüğünüz şeye yeterince dikkat verdiğinizde, biliyorsunuz buna bizim kültürümüzde tefekkür adı veriliyor, çok ciddi aydınlanmalar yaşayabiliyorsunuz. Hani büyüklerimiz der ya, işte 1 saat tefekkür 1000 sene ibadetten hayırlıdır diye. Deneyelim bakalım gerçekten de öyle bir şey var mıymış? Denemeden hiçbir şeye inanmamak lazım. Ama en alelade nesnede bile üretebileceğimiz bir hayreti hiç yaşayamadığımız günlerin gelip geçmesine bence çok ciddi endişelenmemiz gerekiyor. İnşallah hepimizin hayreti her gün kat be kat artsın. Tabii ki hayretle kalmayacağız. Hayretten sonra başka basamaklarımız da var. Onları da bir sonraki bölümde hep beraber konuşalım.